Evet, yaptığım otomatik sulu. Bir tane plastik kapak, üstüne normal 20 litrelik su bidonu. Evet. Üstten yağmur yağınca aynı zamanda bidonu da dolduruyor. Kapağın çatlaklarından aşağıya akıyor. Fazla su kenar deliklerinden aşağıya akıyor. Evet, burada bir zayıf aramız vardı. En son tarlacılarını birleştirmiştik. Evet, deliklerden aşağıya arılar inmiş. Yukarıda şurup bu tarlacıları birleştirmek için kullanmıştım bunu. Üste çıkıp şurubu yememişler. Üstteki tarlacılar aşağıya inmiş. Gazete kağıtlarının arasından. Evet, bu gazete kağıdını komple sıyırıyorum ve alta bakalım durum ne alemde. Yaklaşık bir haftalık yağmur yağdı. Bu esnada evet, içeride arılar. Evet. Bakalım ne alemde zayıf arı. Şu duvar çerçevesine bakayım. Evet, duvar çerçevesi balma polenli. İkinci çerçevenin halinde. Evet, bir miktar kapalı yer var. Evet, arka tarafta günlükler de var. Kadro bayağı bir zayıf durumda. Evet, günlükler ve pupa çerçeveleri burada. Aynı zamanda polen getirip polen koyduğu çerçeveler de burada. Şuradan bakıyoruz, evet. Petek küf almış, altı kapalı olduğu için bunu, bu kovanı, bunlar günlükler ve açık yavrular. Altı açık kovana bunu aktaracağım ben. Aktarmam gerekiyor bu kovan. Altı açık olmadığı için küf yaptı bu kovana. Bu arılara. Ve aynı zamanda bu kovana sıkıştıracağım. Evet. Evet. Kovan. Yeni bir kovan aldım. Orta kısmından bir arı geçecek kadar ayarladım. Şu kenardaki duvar çerçevesini buraya koyuyorum. Peşinden yavrulu çerçeveyi koyuyorum.
peşinden diğer yavrulu çerçeve. Evet. Anarıyı bakalım görebilecek miyiz? Günlük var anarı. Buralarda bir yerdedir. Geziniyordur. Evet, anarı burada. Anarı geziniyor. Sonra diğer ballı çerçeve, daha iyisi var mı diye bakayım. Güzel bir ballı çerçeve. Evet. Bunun çerçevenin bal sırrını bozuyorum. Arı kullanabilsin diye. Zaten petek yumuşak. Kolaylaştırdım. Evet. Diğerinde bal sırrını bozuyorum. Kolaylıkla olabilsin diye. Yavruya açılsın diye. Arı geçen hafta propolis örüyordu. Bir hafta yağmur yağdı ve ovalar yine soğuktu. Artık saatten sonra bir hafta sıcak gözüküyor. Yağmur veya herhangi bir kötü hava gözükmüyor. Güzelce koydum. Üzerine koyduğum ballı poleni kekte alttan açmışlar. Üzerine bu ballı poleni kekle siliyorum ki arı yalayıp alsın. Ve üzerine koydum. Şimdi yapacağım şey bunu güzelce sarmak. Bunun için üzerine bir kat naylon sardım. Bir katta çuval sarıyorum. Evet, çuvalı ikiye katladım, yani dört kat oldu.
kenarlarına fazla ballı çerçeveleri koydum. Güzelce sardım. Hava alınacak şekilde. Ve şurubuna koydum. Burada bir çerçeve, biraz polenli, az ballı bir çerçeve var. Bu da kovan altı kapalı olduğu için hafif köşelerden küf yapmıştı. Ve mum kurdu var. Mum kurdu emaresi var. Mum kurtlarını temizleyeceğim. Çerçeveyi kovan dışı yapıyorum. Bunu boş bir kovanın içine koyacağım. Belki oğul gelir buna. Belli olmaz. Bunun da üzerine tekrar çuvalla kapatıyorum. Böylece içeride ısı yalıtımını sağlamış olduk. Evet, diğer kovanın kovan dip tablasına bakıyorum. Herhangi bir varva dökümü veya mum kurdu dökümü var mı diye. Herhangi bir döküm gözükmeyen olmaz. Petek kırıntıları. Bunun dip tablasını temizleyeceğim. Kovanın içine bakalım. Ne alemde. Evet, güzelce temizlemiş bunları. Şurada keki vardı. Yemeye devam ediyor. Evet. Kekin de yemiş. Şurubunu da çekmiş yarıya. Buradaki fazla kekleri de yemeye başlamış. Burada bir ballı peteğimiz vardı. Yatırmıştık onu. Buradan evet, arının mevcudu yavaş yavaş artmaya başlamış. Şu en son duvar çerçevesiydi. Evet, duvar çerçevesini bayağı bir açmış. Açmaya da devam ediyor. Yavru nereye kadar gelmiş ona bakayım. Evet, yeni doğmuş yavrular arka tarafı açmaya çalışıyor. Erkekleri çıkmış, arka tarafta da yine kapıdan çıkmış yavrular. Evet, yavru buraya kadar gelmiş. Bu araya full besleme vermek gerekiyor. Yalnızım ve yürüsüm. Kapalılar çıktıkça kadrosu artacaktır. Artan şurubu üzerine döküyorum. Buna başka bir şey yapmadan üzerini kapatıyorum. Çuvalla.